Merhaba sevgili boğalar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin arkadaşlar. Bugün bir tripodumu ayarlayayım. Bugün boğa burcu çekeceğiz. Söylediğim gibi Şubat 1-15 boğa burcunu bakalım neler bekliyor diyeceğiz arkadaşlar. Evet, boğa burçları biliyorsunuz toprak grubuna dahildir. Yönetici gezegeni uğurlu günleri cuma günüdür. Uğurlu sayıları 6'dır. Uğurlu taşları zümrüt. Uğurlu renkleri pembe ve açık mavi kremdir. Boğa burçları toprak grubunun en sakin burçlarındandır arkadaşlar. Görünüşçe tabii çok sabırlı burçlardır boğalar. Uzun süre sabrederler her şeyin karşısında ama sinirlendikleri zaman çok saldırgan olabilirler. Çok da nadir sinirlenirler söyleyelim arkadaşlar. Boğa burçları kariyer düşkünüler, kariyeri severler. Maddiyata çok önem veren burçlardır boğalar. Güzellik ve zarafet düşkünüdür. Biliyorsunuz yönetici gezegeni Venüs olduğu için boğa burçları da terazi burçlarına biraz benzerler. Güzellik aşığı, zarafetli burçlardır, sanata aşık, özellikle çizimdir, resimdir, müziktir çok ilgili olur boğalar. Çok duygusal burçlardır, içine kapanık olur boğa burçları, kesinlikle duygularını belli etmeyen burçlardır. Yapı ve karakter olarak genellikle ağırbaşlı gözükür boğa burçları, ağırbaşlı olurlar. Sevecen burçlardır, severim boğalar arkadaşlar. Boğalar kolay kolay böyle partneri değişmeyi, aile dağıtmayı seven burçlar değiller. Biraz rahat burçlarlar. Yalnız kalmayı çok severler, rahatsız edilmeyi sevmezler. Genellikle evcimen burçlardır. Boğa burçları hangi burçlarla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. Boğalar toprak gruplarla, boğa başak oğlakla iyi anlaşır. Yengeç balık akreple iyi anlaşır. Hava gruplarında terazi burcuyla olumludur. Ateş burçlarıyla biraz olumsuz olabilir boğalar. Ve hava gruplarında kova ve ikizlerle olumsuz olabilirler. Bu arada her zaman söylüyorum yükselen burçlara dikkat edelim. Yükselen burçlar normal burçların karakterini değiştirme gücüne sahiptir. Yani burcunuzu da yükselen burcunuzu da özellikle partnerinizin de burcunu ve yükselen burcunu da dinlemeniz gerekiyor. Ortak karar vermeniz gerekiyor. Yani hem yükselen burcunuzu hem burcunuzu dinleyip ortak bir karar vermeniz gerekiyor. Çünkü yükselen burçların etkisi gerçekten %70, %60 var arkadaşlar. Söylüyorum hep bunu. Bu arada arkadaşlar kampanyam devam ediyor. Şubat ayının sonuna kadar abonelerime özel açılımlarda %50 indirim kampanyası başlattım. Haberiniz olsun. Çok yoğun talep var. Ama bu zaman içerisinde arayan herkese randevu sırasında yazıp bakacağım. Çünkü ben abonelerimi seviyorum. Bir aile gibi olduk. Bu kampanyayı yapma sebebim durumu olmayan kişiler olur. Ne bileyim biraz zor durumlardan geçiyoruz. Zor dönemlerden, zor zamanlardan geçiyoruz. Katkım olur diye düşündüm. Bilmiyorum. Yine de siz bilirsiniz. Ben yine duyurumu yapayım. Bu arada arkadaşlar bir genel açılım yapacağım. Bu avuçların sonra detaylı aşk ve kariyerde bakacağım tabii ki. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. İzlemem çok oluyor. Abonelerim azdır. Lütfen emek sarf ediyoruz. Emeğimizin karşılığı olarak sadece abone olmanız yeterlidir arkadaşlar. Özellikle önemli rica ediyorum. Bu arada dediğim gibi size haftanın bir günü belli bir süreden sonra tabii ki size danışarak yapıyorum sevgili izleyenlerim, takipçilerim. Rüya yorumları yapmak istiyorum. Sizden gelen sorular ve rüyalarınızı derleyip haftada bir kere rüya yorumu videosu çekeceğim diye düşünüyorum. Tabii ki talebinize göre. Bu benim düşüncem. Bu arada özel açılım için Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresimi tüm videoların alt kısmına etiketliyorum. 246. Evet, boğa burçlarına geçelim. 1-15 Şubat bakıyoruz. Genel açılım yaptım. Çok mükemmel kartlar çıkardı.
Boğa burçlarını rahatlayacağı bir döneme gireceğinden bahsediyor. Ufak tefek sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. Maddi anlamda güçleneceğiniz dönemden bahsediyor. Yükselişle beraber bir kutlama yapacağınızı, tabii ki kariyerle alakalı, maddiyatla ve kariyerle alakalı bir güzel haber alıp mutlu olacağınızı gösteriyor. Aile bireylerinizle beraber mükemmel bir yatırım yapacağınızı gösteriyor. Yani yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ev algısı satkısı olabilir, bir iş kurma olabilir. Bu, uzun süredir bunun üzerinde düşündüğünüzü hayata geçireceğinizi gösteriyor. Çok şanslı ve kısmetli dönemin geldiğinden bahsediyor kartlar. Kesinlikle ve kesinlikle güzelliklerin habercisidir bu kartlar. Biraz duygulu, düşünceli gösteriyor. Boğa burçları içine kapanıktır. Neden yana biraz duygusallıkla. Özel hayatlarında biraz sürünceme de gösteriyor boğa burçlarını. Onun dışında her türlü güzel günlerin geleceğinden bahsediyor. Bir de ufak tefek bir sağlık sorunu veya aileden birinin bir sağlık sorunu yaşayabileceğini sinyalini veriyor kartlar. Şimdi boğa burcu aşk bakacağım detaylı. Bakalım boğa burçlarını aşkta neler bekliyor. Şubat 1 ve 15'i arasındaki zaman dilimi içerisinde. Şöyle bir arkadaşlar, kahve de istiyorsunuz da canlarım, gerçekten sığdıramıyorum videonun içerisine. Ben böyle kısa kısa bakmaya çalışıyorum. Yani ama kahveye de baktığım zaman bu sefer sığdıramıyorum. Yani onun için kahveye biraz çıkardım. Bir ileride düşüneceğim. Ayrıca kahve videoları da çekerim ama 2, 4, 6, 7. Kahve de iyidir. Tabii ben de kahveyi seviyorum. Bazılarınız yorumlarda kahve de istiyoruz filan demişsiniz ama tarot konuşur arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Kahve de güzel. Kahve de güzel bakarım ama gerçekten zamana sığdıramıyorum. Şimdi sevgili boğa burçlarına aşktan yana neler bekliyor diye bir bakalım neler var. O 2, 4, 6. Çok güzel kartlar çıkardı. Gerçekten boğalar. Hiçbir şekilde ciddi sıkıntı yaşayacak kartlar çıkarmadı. Boğa burçlarını ayın Şubat ayının 3'ü ile 6'sı arasındaki olan süre içerisinde çok mükemmel bir rahatlama gösteriyor aşktan yana. Evlilik teklifi alabilirsiniz, çıkma teklifi alabilirsiniz. Zaten bunu bekliyorsunuz olarak gösteriyor. Beklentiniz hava ve ateş gruplarından gösteriyor sevgili boğalar. Yükselende bu burçlardan olabilir. Koç, aslan, yay. Hava grubu ise kova, ikizler, teraziden bahsediyor. Uzun süredir aranızda ufak tefek sıkıntılar ve bir sürünceme gösteriyor. Demin de gösterdi onu. Yani bir zaman aşımı ama boğa burcu kesinlikle müdahale etmek veya teşebbüste bulunmak istemiyor. Yani adım atmak istemiyor. Beklemede gösteriyor. Bekliyorsunuz. Tabii ki sonu hayırlı olacağını gösteriyor. Söylediğim burçlarla alakalı bir teklif alabilirsiniz. Bu taraftan su grubunu gösteriyor. Yengeç, balık, akreple beraber çok mükemmel bir adil bir karar alınacağını gösteriyor. Yine boğa karşı tarafı bekliyor. Yengeç, balık, akrebin en kısa zaman içerisinde ayın 2'si ile 9'u arasında olan süre içerisinde size teklifle geleceğini gösteriyor. Biraz aranızda mesafe olabilir. Bu mesafe ya soğukluk ya da başka ülke veya başka bir şehirde olabilir partneriniz. Bunun sinyalini veriyor kartlar. Gelişini gösteriyor. Zamanlara dikkat edin arkadaşlar. Boğa burcunu genel anlamda rahatlayacağı dönem. Çok sıkıntı yaşamış zaten boğa aşktan yana. Şimdi Şubat 1'inden itibaren boğa burcunun hayatında gerçekten ciddi şekilde değişimler olacağını gösteriyor. Böyle bir 180 derecelik değişim gösteriyor. Hem konu olarak güçleneceğini, aşktan yana güçleneceğini, kalbinin ve gönlünün tamamen rahatlayacağından bahsediyor. Neden yana? Çünkü psikolojisini artık rahatlatacağını gösteriyor. Yani karşı tarafı hiçbir şekilde adım atacak kişiyi boğa burcunu göstermiyor. Boğa burcu sert bir şekilde durduğu yerde duruyor. Sabırla bekliyor. Karşı partnerin hamlesini bekliyor. Partnerinizin hamlesi geleceğini gösteriyor. Hem ateş gruplarıyla hava gruplarını da gösterdi. Özellikle su grupları,
Yengeç, balık, akrep, yükseleni de su grubu olan arkadaşlardan kesinlikle adil olan kararın geleceğini gösteriyor. Size karşı uzun süredir adaletsiz yaptığını düşündüğünüz su grubu partnerinizden size teklif geleceğini gösteriyor. Boğa burcunuz sinirli ve dediğim gibi karşı tarafa kesinlikle tolerans tanımayacak durumda gösteriyor kartlar. Bence böyle devam edin sevgili boğalar. Böyle devam ederseniz başarıya ulaşırsınız. Her türlü boğa burcu artık her şeyi akışına bırakmış gibi gösteriyor. Yani artık hiçbir şekilde yorulmayacağım, hiçbir çaba göstermeyeceğim modundadır. Evli olan boğaların hayatında ciddi olarak çoğunlukla sıkıntı görmüyorum. Ufak tefek sıkıntılar yaşanabilir ama kesinlikle ayrılık ve boşanmadan bahsetmiyor kartlar. Ama dediğim gibi boğa burcu artık o kadar çaba sarf etmiş ki partneri veya karısı kocasıyla alakalı. Artık ben hiçbir çaba sarf etmeyeceğim. Güçlü bir şekilde sabırla bekleme süreci veriyor ve rahatlama dönemidir. Kesinlikle aşktan yana 1-12 Şubat arasındaki olan zaman dilimi içerisinde boğa burçlarını gayet rahat gösteriyor. Partnerlerinin dönüşünü gösteriyor. Barıştan bahsediyor. Boğa adım atmamaya kararlıdır. Artık kararını vermiş durumdadır. Böyle devam edin sevgili boğalar. Ayrılık göstermiyor. Hiçbir burçla boğa burcunun aşkı arasında ufak tefek sıkıntı, mesafe söz konusudur. Ama kesinlikle ayrılık göstermiyor ve hiçbir adım atmadan boğanın karşı partneri boğayla barışa geleceğini gösteriyor sevgili boğalar. Şimdi hiç zaman kaybetmeden canlarım, boğa burcu tabii ki de kariyer ve maddiyat bakacağız. Bakalım neler olacak boğa burçlarının Şubat ayının ilk 15 gününde. Boğa burçlarını çok seviyorum. En sevdiğim, en iyi anlaştığım burçlardan biridir boğalar. Boğaların yani mecbur ederek, zorlayarak, üstlerine giderek hiçbir şey yapamazsınız. Baskıyı sevmeyen burçlardır. Boğalara merhametle, tatlılıkla yanaşırsanız kesinlikle karşılığını görürsünüz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Evet, bakalım maddi anlamda neler olacak, iş anlamında neler olacak. 2, 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar biraz sıkıntılı bir dönemden geçtiğini gösteriyor. Boğa burçları para kaybettiğini gösteriyor. Kayıp bir para var arkadaşlar. Onun sıkıntısını yaşadıklarını gösteriyor boğa burçlarının. Bu aileden yana olabilir veya ailenin verdiği bir zararla beraber olabilir. Gördüğünüz gibi bütün kartlar boğa burçlarını kaygılı gösteriyor. Ama 2, 4, 5, 6. Güzel. İşte 2, 4, 6, 7. Evet. Boğa burçlarını dediğim gibi üzgün gösteriyor. Neyle ilgili üzgün? Maddi sıkıntılar yaşamış boğa burçları. Yani halihazırdaki zamanda baktığımız dönemde bu Ocak sonu itibariyle sıkıntı yaşamış olduğunu gösteriyor. Biz şimdi Şubat 1-15'e niyetlendik. Kesinlikle bu sıkıntının gideceğini gösteriyor. Zamanlama olarak ayın 3'ünden itibaren bir rahatlama döneminden bahsediyor. Yeni işler, yeni teklifler 3'ü 8'i. Rakamlara dikkat edin lütfen. Ayın 3'ü ile 8'i arasındaki zaman dilimi içerisinde boğa burcunun iş hayatında değişiklikler olacağını, yeni iş başvurusu yapabilir, iş çalışıyorsa bir atama olabilir, yükseliş olabilir, aileyle ilgili davası olan, miras davası olan veya tazminatı olan boğalar varsa kesinlikle bu uzun sürünceme diyorlar, sürünceme yani zaman artık daraldığını gösteriyor. Bunun sonucunu alacağınızı gösteriyor sevgili boğalar. Şimdi boğa burcuna kesinlikle değişimden bahsediyor. Şehir değişimi, ülke değişimi veya iş değişimi. Çünkü bir yol kartı çıkartıyor. Neyle alakalı? Maddiyet ve kariyerden bahsediyor kartlar. Şimdi değişimle beraber yeni fırsatların geleceğini ve yeniliklerin olacağından bahsediyor. Boğa burcu bu yeniliklerle beraber bir
Yani adapte sürecine kendini hazırlaması lazım olduğu için bir gerginlik geçirebilir. Ama kesinlikle büyük değişimin geleceğinden bahsediyor arkadaşlar. 180 derecelik değişim diyor. Hem aşktan yana hem maddiyattan yana sıkıntıda olan boğaların kesinlikle büyük fırsatların geleceğini, yeni iş başvuruları, aktif şekilde çalışma hayatları, ailesiyle beraber bu durumun içerisinden çıkacağını ve birlikte beraber aile şirketi kurmak isteyen arkadaşlar varsa, yatırım yapmak isteyen arkadaşlar varsa, tabii ki ayın 3'ü ve 8'i arasındaki zaman dilimi mükemmeldir. Uzun süredir düşüncenizde var olan bu ticari yerin ve almak istediğiniz bu neyse bunu alacağınızı gösterir. Bir ev, bir araba olabilir veya bir yatırım yapabilirsiniz. Kesinlikle mükemmel bir dönem diyor. Yani aklınıza, hayalinize gelmeyen yerden Rabbim rızkınızı ani bir şekilde kapılarınızı, rızık kapılarınızın açılacağından bahsediyor. Bu sıkıntınızın, bu maddi sıkıntınızın giderileceğini gösteriyor. Şimdi boğa burçları iş çalıştığı yerde biraz dışlanıyor gibi gösteriyor kartlar. Özellikle boğa burçlarını dışlayan kişileri iş arkadaşlarını veya çevreyi gösteriyor. Yani yabancı birisi değil arkadaşlar. Kariyer ve ortaklarınız da olabilir. Arkanızdan dönen bir dolaplar olduğunu, arkanızdan sizden habersiz bir işler çevrildiğinin farkına varacağınızı gösteriyor sevgili boğalar. Ama aklanacaksınız kesinlikle. Bu sıkıntılı dönem ayın 5'ine kadar dikkatli olmanız gerekiyor. Şubat ayının 5'ine kadar iş yerinde ve aile içerisinde yani ortak arkadaşlarla çalıştığınız yerde bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sabırlı davranmanız gerekiyor. Zaten siz sabırlısınız. Sabırlı davranırsanız kesinlikle bu sıkıntının gideceğini gösteriyor. Her haliyle ayın 8'inden sonra boğa burçlarının hayatında ciddi şekilde maddi ve kariyer anlamında ciddi dönüşümler olacağını, güzel anlamdaki dönüşümlerden bahsediyor. Ayın 8'inden sonra aktif şekilde çalışma hayatından bahsediyor. Rızık ve bereket kapınızın açılacağını gösteriyor. Boğa burcunu dediğim gibi uzun süredir iş ve maddiyatla ilgili problem yaşadığını, çalışan boğaları ise iş yerinde sıkıştığını, yani sıkıştırıldığını gösteriyor. Kesinlikle rahatlayacaksınız. Kapılarınızın, rızık ve bereket kapılarınızın, şans kapılarınızın açıldığı dönemi diyorum. Söylüyorum size, dönem bu dönemdir diyor ve yenilikler var hayatınızda. Çok ciddi şekilde maddi anlamda değişiklikler olacağını gösteriyor sevgili boğa burçları. Şimdi burada bir şey bakacağım, ben birkaç kartla bir sağlık açacağım. Çünkü sağlıkta biraz sıkıntı gösterdi. Umarım evet, ağırlıklı maddi anlamda sıkıntıları ve bu maddiyatın verdiği sıkıntıyla beraber psikolojik olarak çok yorgun gösteriyor boğa burçları. Onun için bütün güçlerini kaybetmiş durumda gösteriyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle ayın 3'ünden sonra bütün sıkıntıların yavaş yavaş gideceğini gösteriyor. Eski gücünü toparlayacağınızdan bahsediyor kartlar. Boğa burcunu çok sinirli gösteriyor. İş yerinde ve arkadaşlarına, çevresine boğaya yapılan ihanetin farkında olduğunu gösteriyor. Sessiz bir şekilde izlemededir ama çok öfkeli gösteriyor. Boğa burcu ciddi şekilde patlama yaşayacağını gösteriyor. Dikkat edin, boğa burcunun çevresindeki kişiler. Boğa burçları çok öfkelidir iş yerlerinde. Yükseliş var kesinlikle. Bu patlamadan sonra ciddi şekilde yükseliş gösteriyor. Kalıcı bir sağlık problemi görmüyorum ama sinirsel olarak biraz sıkıntı, yorgunluk var arkadaşlar. Evet, çok güzel bir açılım oldu. Büyük fırsatlar olacağını ve 180 derecelik genel anlamda değişim olacağını gösteriyor sevgili boğalar. Şansınız, kapınız açık olsun inşallah. Bahtınız açık olsun inşallah. Videomu daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın ve tabii ki de yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın. Sizi seviyorum.